Adım Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Konu tarama testlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Bu dersimizde sıfatlar konusuna giriş yapıyorum. Sıfat ön at. Amacım sıfat konusunu sorularla tekrar etmek, önemli yerleri sizlere not aldırmak, vurgulamak, konuyu pekiştirmek arkadaşlar. Farklı soru tipleriyle. Şimdi hemen arkadaşlar birinci sorumuza bakalım. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılarda hangisi yanlıştır? Önce siz kendinizi çözerseniz yol olur. Muhakkak yanınızda kalem, not defteri olsun. Bilmediğiniz ayrı farklı notları lütfen notlarınızı alın derin sevgili arkadaşlar. Şimdi baktım ki musibet gün gelip çatmış. Yolcusunda tayfasında şafak atmış. Ne yelken kar eden ne kürek ne istim. Dayandım aşk ile yürüttüm gemiyi. Aşk ile koskoca dağlara düz ettim. Avladım sonunda o civan kekti. İyilik eki almış sözcük. Hocam iyilik, aitlik tamlanan var mı hocam? He, yolcusu, tayfası... Bakın her zaman söylerim. Sı eki arkadaşlar %99 iyilik ekidir. Ve şuradaki s'de de kaynaştırma harfidir. Anası, babası, bacısı, başarısı, bilgisi, görgüsü, teyzesi falan. Yolcusu, tayfası. İyilik eki yani. Onun yolcusu, onun tayfası. Hocam iki kanlı sözcük buldum yani. Hepsini okumaya gerek yok. Pekiştirme deyince aklımıza MPRS harfleri gelecek. Bakın hemen not alalım. Bir sıfatın ilk hecesine MPRS getirerek pekiştiririz. Mesela koskoca dağ. Bakın kelimemiz koca. İlk hecesi ko. Koskoca. Sap sarı, tertemiz, masmavi, çepeçevre, paramparça kelimelerine dikkat edelim. Hocam koskoca dağ Pekiştirme sıfat var hocam. Son dizide niteleme ve belirtme sıfatı var mı? Evet bakalım. Nasıl keklik civan hocam? Civan keklik niteli ve sıfatı. O ne işaret? Biliyorsun işaret sıfatı belirtme sıfatıdır. Bilmeyenler not olabilir. Dört tane işaret sıfatımız var. Hemen not alalım. Nedir bunlar? İşte işaret sıfatı, soru sıfatı, sayı sıfatı ve belgesi sıfat. Bunların dördüne ben belirtme sıfatı derim. Yani bu kalem, hangi kalem, iki kalem, bazı kalem. Bunlara ben belirli sıfatı diyorum. Hocam var. Bu sınavda da çok gelir. C'yi de eledim. Değil mi arkadaşlar? Soru sıfatı var mı? Kaç soru? Hangi öğrenci? Var mı öyle bir kelime? Yok yani. Ha buradaki ne ne? Ne yelken terde, ne ne? Buradaki ne nedir? Tekrarlı bağlaştır hocam. Başka bir şey yok. Basit sıfat var ama işte koskoca dağ. MPRS'ler türemiş kabul edilmez. Civan keklik hocam. İşte başka ne var ee, gibi. Bundan dolayı hocam parçada kesinlikle soru sıfatı yok. Cevap denizli demiş oldum. İkinci sorumuzda belirsizlik bildiren sözcükler sıfat ve zamur olarak kullanılabilir. Ha, belgisi sıfat, belgisi zamiri soruyor. Hangisinde belirsizlik bildiren sözcüklerin farklı türde? Hocam tür, isim, sıfat, zarf, zamir. A'da birkaç, B'de kimi, C'de birilerinin, Denizli'de bazı, E seçeneğinde biraz. Bakın, inanın bu 2020 mi 2019 teğetide karşımıza çıktı. Bakın, ipucu vereyim size. Şu altın çizim kelimelerden hangisi farklı, hangisi çekimik kalmış? Birilerinin. Biliyorsunuz, zamirler çekimiki alır, sıfat ekini almaz. Bakın, birkaç parça belgisi sıfat, kimi zaman belgisi sıfat, bazı arkadaşlar belgesiz. Biraz karpuz sayısı belli değil. Kaç yani kaç günü ne kadar bu da belgesiz sıfat. Değil mi? Niceliği belli değil. Ama birilerinin yine belli değil ama çekeme aldığından belgesiz zamir olur. Bunu da hatırlamakta fayda var. Diğer arkadaşlar 2 Ceyhan demiş olduk. Hemen bakalım şu üçüncü soruya. Hangisi yoktur demiş. Hangisi yoktur? Bakalım. Kurallı bileşik sıfat. Arkadaşlar şu kurallı bileşik sıfatı lütfen not edelim. Öğrencilerimiz bunu genelde unutuyor, bilmediklerinden e, kurallı bileşik sıfat nedir kurallı bileşik sıfat? Hatırlayalım. İşte geniş salonlu geniş salonlu ev mi? Salonu geniş ev mi? Hani iki türlü vardı kurallı bileşik sıfat. Tamam mı? Mavi gözlü kız mı? İşte gözü mavi kız mı? Genelde kurallı bileşik sıfatı biz bunu bu şekilde bilelim. Bakalım şimdi böyle bir şey var mı? Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. Hocam o delikanlı. Bir defa bu işaret sıfatı. Hocam E'yi eledim. En sonunda varmışsın bir Erzincanlı. Bu da belgisiz sıfat hocam. Hangi Erzincanlı oldu belli değil. İşaret sıfatı iki kere çizdim. Bilmem şimdi hala Arkadaşlar hala notal hala zaman zarfıdır. Hala eve gelmedi. Zaman zarf hocam. Bu ilk kocan. Ha ilk kocan. Birinci kocan. Yani bu e ne olur arkadaşlar? Sayı sıfatı hani bilelim bunu. Sayı sıfatı oluyor. Ama zaten şıklarda sayı sıfatı yok. Hatta şöyle derler. Sayı olmadığı halde sayı sıfatı. İlk kocan, tek kocan, ilk gol, tek gol falan gibisinden. Bu e, sayı sıfatı kabul edilir. Hala dağları karlı Erzincan. ha Bak işte bunu bilinçli iyi öğrenci konuyu bilen bilir bakın. Karları, dağları karlı Erzincan. İşte dedim ya. Yani e, da, dağları karlı erzincan kuralı birleşik sıfat. Yani şunun gibi sert bakışlı adam, bakışı sert adam. Tamam mı? İki katlı ev. Yani uzun boylu adam, boyu uzun adam. Bu da dağları karlı erzincan. Tamam mı? Bundan dolayı hocam kuralı birleşik sıfat var. İşte bunu iyi görmemiz lazım. Niteleme sıfatı var mı? İşte Nasıl gün? Geçmiş gün hocam. Var işte. Ee, soru sıfatı var mı? Ya da soru sıfatı ya da belgesi E Zaten belgesi sıfat dedik ki. Ben yanlış işaretledim. Belgesi sıfat zaten vardı. İşaret sıfatı nerede var arkadaşlar? O delikanlı. Biraz önce sen yanlış söyledin değil mi arkadaşlar? Doğrudur. O delikanlı işaret sıfatı. Bir erzincanlı belgesi sıfat ama parçada soru sıfatı yok. Peki. Çok güzel bir soru soracağım size. Şuradaki neyi kim söyleyecek? Ne vefalı komşu. Bakın bu genelde karıştırılıyor. Ne vefalı komşudaki ne? Yani şöyle ne iyi adam, ne zor soru, ne kaliteli hoca, ne e, hızlı araba, ne soğuk bir gün de ki ne her zaman arkadaşlar miktar zarfıdır. Not alabilirsiniz. Cevap denizli demiş olduk. Dördüncü sorumuz güzel bir soru. Ne? Arkadaşlar ne kelimesi sihirli bir kelime her türe girebilir. Aman dikkat bunların mantığını biraz sonra şimdi size kısaca özetleyeceğim. Ne sözcü sıfat olarak soruyor. Şimdi bakalım ne güzel. Aslında biraz önce bahsettin değil mi? Ne vardı soruda? Ne hatta bakıyorum şöyle ne demişim? Ne vefalı komşu ne güzel manzara. Ha buradaki ne nedir arkadaşlar? Ne güzel manzara. Nasıl manzara güzel? Ne kadar güzel ne güzel. Miktar zarfı bu. Hemen yazıyorum hocam. MZ miktar zarfı. Siz de not alın. Ne bu şekilde bir e, derece anlamındaysa ne güzel kız, ne güzel araba, ne iyi görünüyorsun, ne zor çözüyor gibisinden. Bu miktar zarfı. Sütünü ne sıcak ne soğuk içeride. Ne ne hocam bu ne ne ya ne ne de ne diyoruz biz. Bağlaç hocam tekrarlı bağlaç bu. Satıcının ne istersiniz? Bakın bu çok önemli. Ne'den sonra fiil var diye kesinlikle zarf demeyin. Gençlik not al bunu. Neden sonra fiil gelirse şuna bakacaksın. Neyi anlamında mı? Niçin anlamında mı? Bakın Denizli'ye de bakın. Ne ağlarsın? Gördünüz mü? Bakın şu çok çok önemli yani. Ne istemek de ne ağlamak sanki ikisi de zarf gibi. Ama bakın ne istersiniz? Burada neyi anlamında olduğundan dolayı soru zamiri. ne niçin anlamında olduğundan da zarftır. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Ne niçin anlamındaysa zarftır ne, neyi anlamında, neyi, neyi anlamındaysa zamir. Çünkü isim tutar. Satıcı ne istersin? Elma mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Falan gibisinden. Tamam mı? Bundan dolayı ikisi de zaten değil. Buna zamir dedik. Buna zarf dedik. Ne yana baksam sıfat. Hatta başka örnek yazabilirsiniz. Ne yöne gidiyorsun? Ne kitap okuyorsun? Ne tarafa bakıyorsun? Tamam mı? Yani ne isme gelirse, mesela şurada çok gelir denemelerde. Ne gün gitti? Ne gün gitti? Ne? Soru sıfat olur. Evet. Adem Hoca ne yapıyor? Konu tavarama testlerle konuyu tarıyoruz bakın. Ayrıntılarını inerek sizlere pekiştiriyorum. Bakalım şu beşinci sorumuza. Evet. Hangisinde adlaşma sıfat yoktur diyor. Hocam adlaşma sıfat neydi? Yani çalışan çocuk değil de çalışanlar. Tezgahtar meyveleri kontrol ediyor çürümüşleri yani çürümüş meyveleri. Aslında bu niteleme sıfatı idi. Önündeki isim düştüğünden ne oldu? AS oldu. Aslında mantığı bu. Annesi temiz çamaşırları. Nasıl çamaşır? Temiz. Sepete kirlileri. Hocam bu biraz önce sıfattı. Yani sıfat önündeki isim düştüğünden AS oldu. Atlaşma sıfat oldu. Havalar birden ısındı, de sıcaklardan etki Sıcak havalar hocam, sıcak havalar. Sıfatta adlaşma sıfat oldu. hazırlıkları yapılırken eski bavulda yenisi de yenisi hocam yeni bavul, değil mi? Bu nedir? Bu da adlaşma sıfat oldu. Çocuğun yaramazlıkları bakın, lık eki artık kelimeyi isimleştirmiş. Ondan dolayı çocuğun yaramazlıkları artık bu isim olmuştur. Bu da hemen şunu not almanızı istiyorum. Adem Hoca'dan notlar. Arkadaşlar meslek isimleri ve kalıcı isimler. Altlaşım sıfat olamaz. Mesela Türk. Tamam mı? Tilki. Ondan sonra asker. Kapıcı. Bakın bunlar sınavda çıktı. Kapıcı. Bunlar pardon şöyle göstereyim. Bunlar adlaşma sıfat olamaz. Türk hocam Türk insanı. Tilki hayvanı. Asker insan. Kapıcı adam. Hayır hocam bunlar isim. isim. Adlaşma sıfatı nerede alacağız arkadaşlar? Bakın burada ne demiş soruda? Niteleme sıfatları. Ha, hemen not alıyoruz. Adlaşma sıfatı niteleme sıfatlarında arayacağız. Bundan dolayı E seçeneğini kabul etmiyorum. Geçtik 6. soruya. Buna Z demişim. Yani bir tık zor diyebilirim. Ee, ki tabii kişiden kişi değişir. Bakalım kimler yapacak? Aşağıdakiler hangisinde bu açıklama uygun bir sıfat alaması yoktur? Neymiş bu sıfat alaması? Sıfat alamasının tamlayanı. Sıfat alamasının tamlayanı güzel kalemin güzeli düşün bak güzel kalemin güzeli isim tamlamasından oluşmaktadır. Ne bu ya? Ha, aslında bu var ya benim favori sorularımdan güzel soru, bilgi isteyen soru. Şimdi A şıkkına bakın. Nasıl yelik? Nasıl yelik? El örgüsü yelek. Hocam bu sıfat değil mi? Aynı zamanda tamlayan. Biliyorsun her sıfat tamlayandır ve sıfat tamlamasıdır. Not al. El örgüsü yelek sıfat tamlayan Aynı zamanda it isim tanıması. O bak bak hareket ediyordun mü arkadaşlar? Yani sıfatın kendisi aynı zamanda isim tanıması olmuş. Daha doğrusu şöyle diyebilir miyim? İsim tanıması sıfat görevinde. İşte bu bu kullanıma uygun. Alışveriş merkezimizde tanınmış mağazalar. Nasıl mağazalar? Tanınmış. Bu var. Çocuk e, çocuk eğlence alanları. Hocam ne var? Çocuk eğlence alanları. Çocuğun eğlence alanları. Aslında bu zincirlemişsin tanıması. Çocuğun eğlence alanları. Yani bu zincirlemişsin tanıması. Burada bir şey yok hocam. Bence burs olması lazım. Ama yine devam edelim. Bir arpa boyu yol. he bak bak bak. Nasıl yol? Arpa boyu yol. Sıfat. Aynı zamanda belirtisiz isim tanıması. Vay be. Usta işi bir eser. Nasıl eser? Usta işi. Hocam hem sıfat hem isim tanıması belirtisiz. Buz mavisi gömlek nasıl gömlek? Buz mavisi hem sıfat hem isim tanıması. Cevap arkadaşlar bursudur. Yani gerçekten bu soruyu bu şekilde yapanı tebrik ediyorum. Yani yorumlara hocam 6. soruyu yaptım. Övün övüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel soru idi sevgili gençler. 7. sorumuzda ne diyor? Hangisinde sıfat tanımasına yer verilmiştir diyor. Sıfat tanıması. Not alalım. Her sıfat sıfat tanımasıdır. Bitti yani. Yani diyor ki aslında hangi seçenekte sıfat var diyor. Elleri var özgürlüğün. Özgürlüğün elleri. Hocam burada bir isim tanıması var. Geç bunu. Gözleri, ayakları, onların. Burada tamlayanı düşmüş isim tanıması var. Zaten bunlar isim ki yani. Silmek için kanlı teri. Nasıl ter? Kanlı ter hocam. Ceyhan olur. Bakmak için yarınlara eşitliğe doğru giden geç. 8. soruya bakalım. Evet bu tip sorular çok güzel. Soru anlamı bir sıfata sağlanmıştır. Şimdi bakın A seçeneğinde soru anlamı şu. Şuradaki soru işaretinin sebebi hangi sözcük? Neden soru işareti gelmiş buraya? Niçinden dolayı? Hemen notumuzu alıyoruz. Niçin kelimesi Türkçe'de her zaman zarftır. İstisnasız. Niçin geldin? Niçin baktın? Niçin sildin? Niçin konuşmadın? Not aldık mı arkadaşlar? Niçin ve neden? Asla bu niçin, neden, niye aynı mantık bu zarftır. Çocukların saat kaçta gelebilir bilen var mı? Mı arkadaşlar her zaman soru edatıdır ya da ekidir tamam mı? Soru edatı, soru eki. Mı edattır, ek de derler. İkisi de olur. Ne tür kitapları? Bakın aslında C seçeneğinde şöyle bir tuzak var sizde. Ne tür kitap? Soru sıfatı ama soru işaretinin sebebi ne tür değil ki? Neden var? Neden? Ya ne tür kitapları sevdiğimi neden sordunuz? Ne için sordunuz? Sıfat zarfa dönüştü. Bak adamın ters köşeye yatırdı. Yani C seçeneğinde soru sıfatı olsa da soru sıfatı var. Ama soru anlamı zarfla sağlanmıştır. Babanız sizi aldıktan sonra nereye gittiniz? Nereye? Nereye? Ankara'ya, İzmir'e falan soru zamiri. Zaten ne kelimesi ek aldığı an zamir olur. Hangi mücevher insan kalbinden delil olabilir ki? Hangi mücevher? Hocam E seçeneği soru sıfatı çünkü direkt ismi gelmiş. Güzel soru arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şu C'deki espriyi bilmediğinden çok yanlış yapıyor. Burada bunu düzeltmiş olduk. Dokuzuncu soru ağır sözcü tür olarak kolaydır. Ya ağır söz sıfat, ağır vali sıfat değil mi? Ağır bir sorumluluk. Bakın bazı arkadaşlarımızın şöyle hatası var. Hocam sorumluluk yüklem yüklemsizler. Hayır olur mu ya? Yüklem isim de olabilir. Sıfat bu ya. Değil mi yani? Ağır bir enkazdı falan. Ağır bir adamdı. Neticede isim olduğundan yüklem olabilir. Bu da sıfat hocam. E, ağır davranırsanız. Bak şart gibi. Ağır davranmak. Bu zarf. Fiile gelmiş. Cevap Denizli. E, ne diyor burada? E, ağır kutu. soru sıfatı. Geçtim. 10. soruya bakalım. Hangisi yoktur diyor. Hangisi yok. Bakalım hangisi yokmuş. Basit yapılı sıfat. O zaman. Bak o işte o. O zaman işaret sıfatıdır. Bak hem B'yi eledim hem A'yı eledim. Bu kadar yani. O zaman işaret sıfatı aynı zamanda o nedir? Basit sıfattır yani. Sayı sıfatı var mı? Hmm. Ee, mermeri oyardı taşı delerdi. Kaç yanık yolcu nasıl yolcu? Yanık yolcu. Bu niteleme sıfatı. Kaç da ee, soru sıfatı bakın. Kaç yolcu yanık yolcu. Ama şıklarda soru sıfatı yok. Türemiş sıfat. Hocam yanmaktan yanık. Vay çok güzel soru. Yanmaktan yanık. Sayı sıfatı yok hocam. Var mı? 1 2 3 Kaç dudağa. Bu da soru sıfatı. Yani cevap C D. Evet devam edelim 11. sorumuza. Hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir sözcük? Bakın burada şu soruya dikkat edelim. Bir sözcük aynı anda alacak. Aynı anda. Mesela ee, A'ya bakalım. Sarışın uzun genç konuşulanlara kibarca itiraz etti. Nasıl itiraz etti? Kibarca bu zarf. Sarışın uzun nasıl genç? sarışın uzun genç. Burada iki tane sıfat var da ikisi de niteleme sıfatı. Hocam bu olmaz ki. Uzun genç sarışın. Hocam A olur. Mesela B'de nerede var? Nasıl baba anne? Yaşlı niteleme sıfatı. Bir ne? Belgisi sıfat. Her belgisiz sıfat belirtme sıfatıdır. Nerede var? Nasıl baba e, ya da şöyle nasıl gün? Sıkıntılı gün. Niteleme sıfatı o işaret sıfatı. Her işaret sıfatı belirtme sıfatıdır. Bir kelime bakın. Gün ismi aynı anda iki sıfatı almış. Şu taşlı köy nasıl köy taşlı şu işaret sıfatı. Niteleme ve belirtme aynı anda almış. Kutsal bir emanet nasıl emanet kutsal niteleme sıfatı. Birine belgi sıfat. Her belgisizde belirtme sıfatı. Bundan dolayı A diyorum. Güzel soru. Bakın şu konu Karma dil bilgisi ya da gerçek sınavda şıklar da karşımıza geçiyor. C şıkkı diyor. İşte üç nolu cümlede bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almış. İşte onu yapmak için o büyük sınavda, gerçek sınavda, karma dil bilgisinde bunları bilmekte fayda var. Amacımız bu zaten sizlerle. 12. soruya bakalım. Pekiştirme sıfatı. Bakın dikkat edin sıfat olacak. Sıfat MPRS ile genelde pekişir. Mesela masmavi var burada hocam masmavi pekiştirmedir ama sıfat değildir. Nasıl görünüyor? Masmavi. Bu zarf. Yani bu tangoya düşmeyeceksin. Bak çok önemli bu. Mavi masmavi, katı kas katı, sarı sap sarı, yeşil yeşil ama zarf benim sıfat istiyor. Hava hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, kapanır da daha gün batmadan. Bir de B'de pekiştirme sözcüğü yok. Eledim. Eviniz kutu gibi küçücük. Bakın nasıl ev küçücük ev. Sıfat. Ama pekiştirme değil, küçültme ha. Küçücük ev ne demek? Küçüğe yakın. Tam küçük değil falan. Hocam bundan dolayı C'de de yok. Bakın bu C'de çeldirici. Çok güzel. Küçücük ev, küçültme sıfatı, pekiştirme değil ki. De, e, Denizli'de var mı bakıyorum? Denizde bir defa şey yok yani. Mepereseli yok. Uzun upuzun saç. Gördünüz mü? Nasıl saç? uzun değil, uzuna yakın. Yani pardon, uzuna yakın demişim. E, upuzun, pekiştirmiş yani. MPRS'li cevap edin olur. Güzel soruymuş değerli arkadaşlar. Bakalım şu 13. sorumuza ne diyor? Hangisi yoktur diyor 13. soruda. belgisiz sıfat. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızda hangi gün kardeşim belli değil ki buradaki bir belgisi sıfat. Yani 7 kat hocam 7 kat. Kaç kat? 7 kat yani. Hemen şöyle sayı sıfatını bulduk. Dolu dizgin boşanan atlarımız. Nasıl at? Dolu dizgin boşanan at. Hem sıfat değil, hem niteleme sıfatı hocam. Soru şey, niteleme sıfatı. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. O kızıl hatıra kızıl niteleme sıfatı, o işaret sıfatı. Ama soru sıfat yok. Buradaki hala arkadaşlar zaman zarfıdır. Not hal. Hala eve gelmedi. Hala konuşuyor. Hala arkadaşlar şey gibi. Hep gibi. Bakın. Hep kelimesi, hiç kelimesi, hala kelimesi, artık kelimeleri zaftır. Aman dikkat. Tamam mı? Bazıları şu artın istisnası var ama genel itibariyle zaftır. Bir yere not alalım. Arkadaşlar şu 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz. Bu son sorumuz olsun arkadaşlar. Yine sıfat konusuna devam edeceğim. Çünkü sıfat çok çok önemli. Ama burada bitirebiliriz. Hangisine sayı sıfatına yer verilmiştir? Sayı sıfat hocam. Bir de yok ki. İki de var mı? Bir cellat gibi. Hocam belgisi sıfat. O ve ben iki mi? ha, kaç mahkum? İki mahkum hocam sayı sıfatı. Bir sevda belgisi sıfat. Kah Rüya bahçesinin zehirli sarmaşı burada yok. Hocam cevap C demiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar. Konu tarama testlerine devam ediyorum. Amacım sorularla konuyu tekrar etmek arkadaşlar. Yine sıfat konusuna kaldığım yerden devam edeceğim. Lütfen beğenileriniz, yorumlarınız bizler için çok ama çok önemli. Herkese iyi günler, kolay gelsin. Görüşmek üzere.